Efendim haberin merkezinde şov ana haberdesiniz. Ben Meltem Acet. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Efendim Meral Hanım'ı aramazsa ben ararım dedi. İyi Parti liderine de sıcak mesajlar gönderdi. Akşener'le aralarında abla kardeş hukuku olduğunu söyleyen Özgür Özel yerel seçimde ittifak ısrarını sürdürdü. Ben Sayın Akşener'le Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İyi Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Eski dosttan düşman olmaz dedi. Meral Akşener'le arasındaki abla kardeş hukukunun buzları eritebileceğini söyledi. Özgür Özel bir kez daha İyi Parti'ye ittifak mesajı gönderdi. Yerelde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, muhataplarımızın, örgütlerinin, teşkilatlarının gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka da olumlu bakarız. Ayrı bir kararda ona da saygılı oluruz diyen CHP lideri eğer onlar da uygun görürse yapıcı bir süreci başlatacağız mesajı verdi. Akşener'den talep gelmezse telefon açıp nasıl yapalım diye sorabileceğini vurguladı. HDP ile görüşmeye de kapıyı aralayan Özel, ittifak olmazsa CHP için felaket senaryosu değil dedi. Cumhuriyet Halk Partisi tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Emanetçi genel başkan iddialarına da cevap verdi Özel. Ekrem Başkan'la aramızda kardeşlik hukuku var, aramızda vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek bana Ekrem Bey'e ve partiye büyük haksızlık ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüğü yere karanfil de bıraktı. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir. Kanıtlanırsa politikayı bırakırım dedi. İyi Parti'deki kayıp para iddialarına da çok sert tepki gösterdi. Genel Başkan Meral Akşener partisindeki yaprak dökümünü de ilk kez değerlendirerek eski yol arkadaşlarını eleştirdi. Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili herhangi bir endişeniz olmadı mı? Bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gittiler dedi. Akşener İyi Parti'den istifa edenlerle ilgili ilk kez konuştu. Birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi. Çok üzüldüler. Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. İyi Parti lideri Şile'de istişare toplantısının açılışından verdi mesajlarını. Kayıp para ve banka hesaplarının incelendiği iddiasına da sert tepki gösterdi. Benim oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, 2 erkek yeğenimin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Akşener sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı çok iyi biliyorum yazdı. Efendim fenomenlerin çöküşü de hızla devam ediyor. Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi açıklama yaptı bu kez ve suçlular dışarıda diyerek kızlarını aklamaya çalıştı. Polatların bir skandalı daha çıktı ortaya. İzleyelim. O şaşkın cilveli hallerinden eser kalmadı. Biri hüngür hüngür ağladı, diğeri ise kendini aklamaya çalıştı. Tutuklanan Candan kardeşlerin annesi ise kızlarımın suçu yok açıklaması yaptı. Nihal ve Bahar Candan, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi olmakla suçlanmıştı. Suç örgütüne dahil misiniz? Yine gülümsüyorsunuz. Çetenin vitrini miydiniz? Tutuklanma ihtimaliniz var. Önceki gün tutuklanan kardeşler adliye koridorunda feryat figan ağladı. İkisi de Silivri'deki Marmara cezaevine yollandı. İddiaya göre Nihal ve Bahar Candan, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yla aynı koğuşta kalacaktı. Anneleri Umut Candan hem öfkeli hem de isyandaydı. Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar. Benim çocuklarım evime geldiğinde dolaptan bir ceviz alacakları zaman bile sorarlar. Suçlular dışarıda, benim kızlarım içeride. Candan kardeşlerin babası ise sosyal medya hesaplarını kapattı.
Polatgiller cephesindense skandalların ardı arkası kesilmedi. Çiftin muhasebecisi ve avukatı olan Ahmet Gün itirafçı olmak istemişti. Savcılıkta sahte fatura düzenlendiğini anlatırken örgüt içindeki düzenden bahsetti. İddialar hakkında neler bildirmek istersiniz? Engin Polat hakkında açılmış yaralama davası olduğu da ortaya çıktı. Ataşehir'deki güzellik merkezine giden bir müşteri işlem sırasında yanmıştı. Engin Polat suçu kadına atmış, duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir diye savunma yapmıştı. Bize hiçbir şey olmayacak, büyümeye devam edeceğiz ya. Ve fenomen alemindeki Polat depreminde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Deniz Akkaya'nın bir paylaşımı üzerine Dilan Polat'ın sağ kolu ünlü sunucu ve mankene hakaret yağdırdı. Akkaya, Show Haber ekibine o gerginliğin nasıl başladığını anlattı ve geri adım atmayacağını da açıkladı. Ardahan'dan bal getir, bana kaz getir, bana kar getir. Bunlar mağmadan geliyor. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Çekirgeye çok zıplamış. Bence artık yolun sonu göründü bu insanlar için. Bir şey söyleyecek misiniz? İddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Dilan Polat'ın sağında solunda, hep yanında, etrafındaydı. Can dostuna hedef alan Deniz Akkaya'ya hakaret yağdırdı. Bir şey söylemiyorum. Buyurun söyleyebilirsiniz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Zorlamayın. Yapmayın. Bak sakın. Siz karışmayın ayıp işimize. Lütfen ayıp. Siz karışmayın işimize. Demiyor. Gündemden düşmeyen fenomen alemi bugün de karıştı. Bunlar sizin yüzünüzden, tamam mı? Sonra. Tehditler ediyorlar. Hiçbir şekilde korkum yok. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, Dilan Polat'ın eski bir videosunu paylaşmış. Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu, beslediği çocuklardan yorumunu yapmıştı. O sözler Engin Polat'ın annesini çok kızdırdı. Küçücük çocuğun üzerinden hangi primi kasmaya çalışıyorsun diye yanıtladı. Tartışma başka yerlere de uzandı. Sana bir uçarım buradan. Allah belanızı versin. Ben geri adım atmayacağım. Deniz Akkaya bu açıklamaları yaptıktan sonra bu kez de Dilan Polat'ın sağ kolu olarak bilinen Ebru Özen tarafından hedef haline getirildi. İddiaya göre Ebru Özen sosyal medyada bir paylaşım yaptı, hakaretler savurdu. Buyurun söyleyebilirsiniz. Terbiyesizlik yapıyor, zorlamayın. Ben şoklar içerisindeyim. Mafya bile bu kadar ayağa düşmedi. Mıstık zannediyorum sosyal medyacıları. Mahallesindeki tekel bayine dahi kara para aklattırdın. Deniz Akkaya ise hem ona yanıt verdi hem de yeni bir ismi işaret etti. Sevim alan için milyon dolarlık araç almış ama vergi vermemiş dedi. İyi ki varsınız, alkışlayın. 2 sene önce ilk olarak bunu ben konuştuğum için işin içine girmiş oldum. Hikaye beni bu kişiye götürdü. En büyük mağdur kapasitesi bu kadında, Sevim Alan'da. Yani böyle bir mafya anasivari şekilde ne kadar vergi ödemiş. Kahve sektörüne de girmiş. Oradan hiçbir şekilde vergi ödememiş. Sevim Alan'da o iddiaları herkes mali polis oldu diye cevaplamakla yetindi. İstanbul Bakırköy'de 3 hırsız bir kuyumcudan 3 dakikada yaklaşık 7 milyon liralık altın çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen esnaf en çok da dükkanın kepenginin nasıl açıldığına şaşırdı. Gece 4 sıralarında motorun üzerinde 4 şahıs. Takılar, yüzükler, kelepçeler, 7 milyon TL gibi bir zararımız var. Yüzükler, bileklikler, zincirler hepsi çalındı. Kuyumcuya giren 3 kişi milyonlarca liralık vurgun yaptı. Soyguncuların taktiği şeytana bile şapka çıkarttı. Şöyle söyleyeyim, yani kepengin otomatik açma kumandasını kopyalamışlar. Bunu şu şekilde yapabiliyorlar. Örneğin esnaf dükkanı açıp kapatırken düğmeye bastığında civardalarsa eğer o sinyali kopyalıyorlar. Sonra da kumandanın benzerinden yapıyorlar. Hiçbir şekilde zorlanmadan içeri girmişler. Tabii hırsızlar işini yine de garanti altına aldı. Soygundan 2 gün önce geldiler, yaptıkları kumandayla deneme yaptılar.
kapıyı da kırıp aletle edevatla içeri girmişler. Hırsızlar işte Bakırköy'deki bu kuyumcuya girdi. Tezgahların içi yine böyle ürünlerle doluydu, ziynetlerle doluydu. Birçok takı vardı. Yüzüklerimiz, bileklerimiz, kelepçelerimiz onları almış oldular. Yanlarında getirdikleri çantalarla işe koyuldular. Yaklaşık 7 milyon liralık vurgun yaptılar. Motordan bir çanta daha getiriyorlar. Maskeliydi ve eldivenlilerdi. Hatta bant ışık şeklinde içeri girdiler. 2,5-3 dakika içinde işlerini halledip o sırada alarmlar da devreye giriyor zaten. Esnafın tabii zararı büyük. Polis de o hırsızların peşinde. Bir an önce yakalanmalarını istiyorlar. Umuyoruz ki bulunsun çünkü bir emek harcanarak, çalışarak yapılmış ürünler. Kadıköy'de bir sürücü makas atarak ilerlerken çifte kaza yaptı. Otomobilin üzerine devrildiği motosikletli ağır yaralandı ve iddiaya göre abi kardeş ceza almasın diye suçu üstlenmeye çalıştı. Ancak işler hiç de planladıkları gibi olmadı. Eğer sen değilsen yalan beyanına işemeyeceksin. Ona göre son kez söyle. Korktu, şaşırdı. Kardeşinin suçunu üstlenmeye kalkan abi pişmanlıktan ağladı. Neden yalan beyanda bulundunuz? Abi bana böyle demedi. Abi vurdum, sadece kendim kazaya karıştım. Ya adama bir şey olmuş mu abi? İstanbul Kadıköy'de dün gece yarısı makas atan otomobil önce bir araca çarptı. Sonra da savrulup motosikletin üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Otomobilin direksiyonunda olduğunu söyleyen genç ise kimseyi inandıramadı. Abi şoför değiştirme yapmadınız değil mi? Yok. Emin misin? Eminim. Abi kaşında yara falan vardı. Hayır. Şoför bu değil. Daha kalkarayım üstünde. Daha uzun bu. Daha uzun bu. Daha uzun bu. Nerede şoför? Net daha uzun bu. İşin aslı sonradan anlaşıldı. İddiaya göre kaçan sürücü yerine abisini yollamıştı. Bindir araca. Nerede kardeşim? Nerede? Tam pişmanlık gözyaşı döken şüpheli gözaltına alındı. Abi bana böyle demedi. Ya adama bir şey olmuş mu abi? Efendim, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Cihangir'deki komşularıyla mahkemelik olmuştu. Bilirkişi heyeti apartmanda bir keşif yaptı ve binalarının yıkılmasını istemeyen daire sakinleri de hem öfkeli hem de isyandaydı. Binanın sağlamlığı bakımından söylenecek hiçbir şey yok. Nobel ödüllü yazarın mahkemelik olduğu apartmanda keşif yapıldı. Komşuları Orhan Pamuk'u suçladı. Muhtemelen bütün binayı ele geçirip yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Ünlü yazarın 18 dairelik bu apartmanda 6 dairesi var. Yani binanın 5'te 2'sine sahip ama komşuların da çoğunluk. Onlar da yıkılmasını istemiyorlar. Sağlamlaştırılsın diyorlar. Bu kadar insan oturuyor. Çürük olsa kendi de oturuyor. O zaman çıksın gitsin başka bir yere. Cihangir'deki 18 daireli 50 yıllık taray apartmanı riskli yapı kararının ardından kentsel dönüşüm kapsamına girmiş, yıkılmaması için açılan davada ihtiyati tedbir kararı çıkmıştı. İhtiyati tedbir kararının halen var olmasında tek sebebi maalesef karşı tarafta Orhan Pamuk olması. Maalesef bazı art niyetli düşüncelerinden dolayı bizi bu mağdur duruma, tedirgin duruma düşürdü. İddiaya göre Pamuk binadan karot örneği aldırdı. Bunu da komşularından habersiz yaptırdı. Raporda riskli yapı diye çıktı. Ama çıkması için bir gerekçe yok aslında. Binada herhangi bir çatlak vesaire hiçbir şey göremedi. Çürükse bu bina biz oturur muyuz? Valla Orhan Bey başımıza bir iş açtı. Bilirkişi heyeti bu sabah apartmandaydı. Çok sayıda bilirkişi raporu alındı. Binanın riskli yapı olduğu kesinleşti. Mahkeme yürütmenin durdurmasını kaldırdı. Yarım asırlık taray apartmanı yıkılacak mı yoksa güçlendirilecek mi sorusunun yanıtı heyetin vereceği raporla belli olacak. Amacı nedir? Adı Nenad Petrak'tı.
kırmızı bültenle dünyanın her köşesinde aranıyordu. Çünkü uluslararası çapta bir uyuşturucu kartelinin lideriydi. Hırvat uyruklu o zehir taciri İstanbul'da nefes kesen bir operasyonla yakalandı efendim. Haberi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Dünyanın her yerinde kırmızı bültenli aranıyordu. Kıtadan kıtaya uyuşturucu dağıtan kartel lideri İstanbul'da yakayı ele verdi. Interpol'ün aradığı Nenad Petrak'ın izini Türk Emniyeti adım adım takip etti. Üsküdar'da olduğu belirlendi ve nefes kesen kartel 2 operasyonunda düğmeye basıldı. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanları hayatı dar edeceğiz. Ümüklerine çökeceğiz. Nefes aldırmıştı. Kasten adam öldürme suçundan da aranan zehir taciri kaldığı adreste böyle yakalandı. Hırvatistan uyruklu Petrak uyuşturucuyu Güney Amerika'dan Avrupa'ya ulaştırıyordu. Uluslararası kartelin elebaşıydı. Operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman polisimizi tebrik ediyorum derken organize suç örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla süreceğini söyledi. Ve Tokat'a döneceğiz şimdi de. Tokat'ta bir sürücü yöresel ürün satan dükkanın önünde durdu. Ancak kapalı olduğunu görünce 4 salamura yaprak bidonunu alıp aracına koydu. Esnaf kapının önündeki notu görünce şok oldu. Not var kapının önünde. Şaşırdım ilk önce. Alelacele salamura yaprak bidonlarını alıp gitti. Esnaf kapısına bırakılan notu görünce şoka girdi. Şaka yapıyorlar sandım. Tokat'ta akşam saatleriydi. Yöresel ürün satan Şahin Kaya dükkanını kapatıp berbere gitmişti. O sırada bir sürücü alışveriş yapmak için geldi. Geldiğimde baktık dükkanın önündeki ürünlerde noksanlık gördük. Adam kapalı dükkandan 4 tane salamura yaprak bidonu aldı. Bu kutunun üzerine de numarasını yazıp ara hesabını atayım abi acelem vardı notu bıraktı. Sonradan da nota baktık, şaşkınlığa attık. Şahin Kaya hemen o telefon numarasını aradı. Telefon ettik, birebir görüştük. Tutarını hesapladık, mesaj yoluyla ilettik. Aceleci ve duyarlı müşteri söz verdiği gibi 1420 lirayı esnafın hesabına yolladı. Banka yoluyla ödemesini yaptı. Efendim şimdi sırada filmlerde, romanlarda bile rastlanmayacak türden bir haber var. Pınar ve Fatiha çifti aşklarını bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Gelinliğin astarında unutulan iğne gelinin omuriline saplandı. Ve çiçeği burnunda karı koca bu berbat saatlerin ardından son 20 dakikada düğünlerine yetişmeyi başardı. Başında tacı duvağı, yanında biricik aşkı, belinde ise korkunç bir acı vardı. Çünkü doktorlar bana söyledi zaten sakat kalma riski de var. Gelinle damadın yaşadıkları Talihsiz Serüvenler dizisine fark attı. Pınar ve Fatih Ay çifti 8 yıldır tek yastığa baş koyacakları en mutlu günlerini bekliyorlardı. O gün geçen hafta geldi ancak o gün öyle şeyler yaşadılar ki yaşadıkları pişmiş tavuğun başına gelmeyecek türdendi. Pınar ve Fatih Ay çifti birbirlerini sevmiş, yıllarca muratlarına ermeyi beklemişti. Nihayet o büyük gün geldi. Aceleyle kuaförden çıktım, gittim, gelinliği hızlı bir şekilde giydirdiler apar topar. Sarıyer'de sol tarafım tamamen uyuşmuştu. Eşime dedim ki bak dedim dayanamıyorum artık. Bir ip gördüm, eşim de çekmemi istedi. Ben de hafif böyle bir çektim, baktım kan geliyor. İddiaya göre gelinlikçi 6 santimlik bir iğneyi astarda unutmuştu. O iğne gelinin omuriliğine saplanınca çift önce hastanenin yolunu tuttu. 6 santim iğnenin tamamı girmiş, 4-5 santim de iple beraber götürmüş. Genç kadın apar topar ameliyata alındı. Belden aşağı anestezi yaptırdılar çünkü tamamen uyuşmalarını istemedim. 10 dakika olsa bile o düğünüme gitmek istedim. 1,5 saat boyunca benim o ameliyathanede iğne kaçıyordu. Bayağı da büyüktü, iğne küçük değildi, toplu iğne değildi. Ameliyat bitti, gelin hızla toparlandı. Dansı yapabildim ağlayarak. Hatta kameracı beni aramış, diyor ki dansınız var diyor, fotomontaj yapayım o gözyaşlarınız gitsin diyor. Dedim hayır dedim, zaten başı başınca dedim her şey
ağlamaklı geçtim. O sırada düğün salonunda da meraklı bir bekleyiş vardı. Hani benim tek gelmemi istediler önce. Ben yani 8 yıldır eşimin de değil gibi 8 yıldır hayalini kurduğum güne ben nasıl tek giderim ki? Gelin damat yok. Herkes arıyorlar. Birinci derece ailem hastaneye gelmek istiyorlar. Anonslar yapılıyor düğünü bırakıp gitmeyin diye. Kambersiz düğün olmaz ama gelin ve damatsız düğün hiç olmaz. Ama oldu. Ay çifti kendi düğünlerine ameliyattan çıktıktan sonra sadece 20 dakika katılabildi. Bazıları gitse de sevenleri hala oradaydı. O şekilde içeri girdim. Orada biraz yüzüm güldü. Mutlu olduğum tek an oydu yani herhalde. Pınar Ay kendini topladı, acısını içine attı, eşiyle piste çıktı. 15 dakika ayakta durdum. Daha sonra dayanamadım. Eşim düğünü bitirilmesini istedi. Zaten düğün bitmişti. O günler geride kalsa da gelin ve damat yaşadıkları hayal kırıklığını atlatamadı. Hani bizim dış çekimimiz olmadı. Sevdiğimiz insanlara resim çekemedik. Ayakta duramıyordum. Düğün bittikten sonra yol boyunca ağlayarak buraya geldim. Tebrik yerine geçmiş olsuna geliyorlar. Biz bunu hak etmedik yani. Genç karı koca en mutlu günlerini zehreden o gelinlikçiden şikayetçi oldu. Olacağı varmış zaten. Yani biz yapmasak da başka bir şekilde olacakmış, başınıza gelecekmiş. Siz bizim gelinliğimizi getirin dediler. Efendim, Avcılar'da semt pazarının esnafını kötü bir sürpriz bekliyordu bu sabah. Park halindeki sahibi meçhul otomobil yüzünden uzun bir süre tezgahlar açılamadı. Zabıtalar ve polis devreye girdi, araç sahibine ulaşıldı. Ama herkesi şaşırtan bir gerçek çıktı bu kez de ortaya. Bu taraflardan geldiler, buraya durdular. Birleştiler hatta, kavga mı ettilermiş. Tezgah var, adam mağdur durumda şu anda, bekliyoruz çıkarması için. Pazarın ortasında kapıları bile açıktı. Esnafa zor anlar yaşatan araç çalıntı çıktı. Aracı çekecekler buradan, çalıntı olduğu için. Size ait, doğru mudur? İki tane bayan var, biri gitti. Öbür tek kaldı burada. Ondan sonra da biraz durdu. Ondan sonra o da gitti. Avcılar'da pazar kurulacaktı. İşe gelen esnaf camları açık, kaportası hasarlı bu otomobille karşılaştı. Sabahtan beri uğraşıyoruz çıkarmaya çalışıyoruz ama bir türlü çıkaramıyoruz. Almaya kimse gelmeyince zabıtaya haber verildi. İçindeki ruhsattan sahibi Fahri Deniz'e ulaşıldı. Size ait araç anladığım kadarıyla. Çalıntı mı araç? Ha, çalındı. Anladım. Devreye polis girdi. Esnaf şüphelilerin eşkalini tarif etti. Pantolon falan giymişler. Boyları benim boylarımdaydı. İkisi de esnaf. Çalıntı otomobil otoparka çekildi. Üzerinde parmak izi arandı. Kapı koluna tamam. Tamam, elindeyim. Değil mi? Polis şimdi güvenlik kameralarını inceleyip o iki şüpheliyi arıyor. Efendim, şimdi bir uyarıda bulunalım. Yurdu etkileyen yağışlı hava ve fırtına İstanbul'u da fena vurdu bugün. Caddeler ve sokaklar göle döndü ve araçlar da yollarda mahsur kaldı. Hava ulaşımında da 200'den fazla sefer iptal edildi. Yarın da sürmesi beklenen sağanak için uzmanlar İstanbullulara hayati uyarılarda bulundu. Göletin içinden geçiyoruz resmen. Araç kalmış. Yani bu yılın en büyük fırtınası. Çıkmasınlar kesinlikle, buz gibi. Çok soğuk bir pazar geçireceğiz. 3-4 dereceye düşüyor sıcaklık. Yağsın. Barajlar lazım. Caddeler göle döndü, duvar çöktü, seferler durdu, araçlar yollarda kaldı. İstanbul'u fırtına ve şiddetli sağanak vurdu. Hazırlıksız mı yakalandı? Evet, maalesef. Yürümek için bile pazar günü çok kuvvetli estiği için rüzgar zorlanacağız. Ardı ardına gelen uyarılardan sonra fırtına ve yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak hız kesmeden devam ediyor. Gece yarısından sonra ise hadise biraz fırtınaya dönüyor. Fırtına hava ulaşımını da etkiledi. 227 uçuş iptal edildi. Yağış batıdan doğuya doğru geçiyor, Marmara'dan İç Anadolu'ya, ama ardında çok kuvvetli bir rüzgar bırakıyor. Saatteki süreti 80 ila 100 kilometreye ulaşan. Seferler deniz ulaşımında da aksadı. Hava ve deniz gibi karada da durum vahimdi. Sarıyer'de araçlar güçlükle ilerledi. Zeytinburnu'nda da sürücüler zor anlar yaşadı. 3 araç kalmış. Sağanak yağış Üsküdar'da bahçe duvarını yıktı.
Bu kısa sürede ağaçları devirebiliyor, tırları yan yatırabiliyor ve çatıları, pencereleri titretip yerinden oynatabiliyor. Yollar ve iş yerleri su altında kaldı. Dükkanlarımız için su içinde. Uzmanlara göre fırtına ilerleyen saatlerde daha da etkili olacak. Bu yüzden özellikle motosiklet ve tır sürücüleri olmak üzere bütün İstanbulluları uyarıyor. Arnavutköy, Esenyurt, Beykoz, Sarıyer, Şile, Ağba, Çekmeköy, aracın kontrolünü kaybedebileceğiniz yerlerden geçmemekte yarar var. Yarın evden çıkmak yok. Efendim, Nideli Mustafa Gökmen belirlediği tarihlere kendince anlamlar yüklüyor. Mesela Dünya Gıybet Günü, Dünya Karizma Günü diyor. Gün Mati kimi çok beğeniyor, kimi de eleştiriyor. Dünya Bekarlar Günü yaptım. Gıybet Günü, o da 5 Ekim olması lazım. Dünya Karizma Günü, 20 Ekim. Ama oldu. Canı sıkıldıkça takvimden tarih seçti. Kendine verdiği yetkiyle ilginç günler icat etti. Çok farklı farklı günler yaptım. Dünya gündeminde de çıkmaya başladı. 5. sıradan girmeye başladı. Mesela iyilik günü öyle olmuştu. Nide'de yaşayan fotoğrafçı Mustafa Gökmen 7 yıl önce sosyal medyada bir paylaşım yapınca hayatında yeni bir sayfa açıldı. İyilik günü yoktu. Ben dedim neden yok falan, bu tarz bir tweet attım. Sonra o gündem oldu. Gördüğü ilgi karşısında şoke oldu. Kafasına göre gün uydurmaya başladı. Çiçek verme günü, özür dileme günü, sabır günü. Kiminin hoşuna gitti. Gıybet günde İrem Derici yapmıştı mesela. Dünya Yakışıklar Günü çok büyük bir ilgi gördü. Kiminin ise tepkisini çekti. İşte ablalar gününü kim icat etti ya, böyle şeyleri şartlandırmayın bizi falan diye. Dünya kilo verme günü yapmıştım bir de. Ha, kimisi kızıyordu, kimisi de çok beğeniyordu. Başlattığı akımla takipçilerine takipçi kattı. Bu beni mutlu ediyor aslında. Efendim, peynir ve et. İkisi de mutfakların vazgeçilmezi temel gıdası. Ancak son zamlar peynirin fiyatını neredeyse kıymayla eşitledi. Hafta hafta değişen etiketlerin hızına ise yetişmek oldukça zor. Peki peynirdeki bu fiyat artışının nedeni ne ve o zamlar sürecek mi? İşte yanıt. Peynir fiyatlarını tutana aşk olsun. Yani uçuyor. Etle yarışıyor kesin. Bir kilo kıyma mı, bir kilo peynir mi? İkisi de mutfakların olmazsa olmazı. Ama fiyatları neredeyse eşitlendi. Zam şampiyonlarının rekabeti cep yakmaya devam etti. Şu an kıymanın kilosu 380 lira. Eski kaşar 450-500'e yakınlaştı zaten. Asgari ücret görüşmeleri öncesi peynire zam üstüne zam geldi. Tam yağlı sert koyun peyniri. Ne kadar kilosu? 340 lira şu an. Işte. Çok pahalı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir son dönemde fiyat artışında neredeyse zirvede. Öyle ki en düşük peynir fiyatı ortalama 200 liraya dayanmış durumda. Hal böyle olunca peynir fiyatlarıyla et fiyatları yarışır hale geldi. Etten daha hızlı gidiyor bu. Samimi söylüyorum, daha hızlı gidiyor şu anda. 200 lira, 240 lira, 260 liraya kadar çıkan peynirler var. Üstelik satıcılara göre bu fiyatlar kalıcı da değil. Yeni zamlar yolda. Yine sancılandık. Yine yılbaşı gelmeden en az 1-2 defa zam gelir. Sene sonunda bir %30-%40 bir zam daha gelecek. Peynir fiyatlarının artışında en önemli etken süt fiyatlarının da aynı şekilde artması. Öyle ki elimde tuttuğum bu eski kaşar peynirinin kilosu 419 liraya dayanmış durumda. Tam yağlı set 222 lira. Şu gördüğümüz krem peynir tarzında en yumuşağı 240 lira. Çok pahalı maalesef. Efendim, Türkiye bugün 3 mevsimi aynı anda yaşadı. Doğuda kış, batıda sonbahar, Akdeniz'de ise yaz havası vardı. Bazıları karla, yağmurla boğuşurken bazıları da deniz, kum ve güneş keyfi yaptı. Kimi bembeyaz örtüyle kaplandı, kiminde fırtına, kiminde ise deniz havası vardı. Daha sıcak, yazdan kalması var. Kasım ortasında Türkiye'nin dört köşesinde ayrı mevsim yaşandı. Doğuda Karadeniz'de kar yağdı, yollar kapandı, dağlar beyaz gelinliğini giydi.
Fırtına ve sağanak yağış uyarısına rağmen Antalya'da kimse deniz keyfinden vazgeçmedi. Geldiğinde kaçacağız biz de. Evet, şu an tadını çıkarıyoruz da. Ege'de şiddetli yağış yüzünden yollar göle döndü. İzmir Bayraklı, Pazaryeri, Cumartesi. Buralar su altında kaldı. Araçlar suya gömüldü. Batı Karadeniz'in ormanlarındaki renk cümbüşü ise kartpostalları aratmadı. Efendim, sosyal medya bugünlerde kalori bombası bir yiyeceği konuşuyor. Kimi simitli poğaça diyor, kimi de poğaçalı börek. Karbonhidrat arası karbonhidrat olduğu için de sağlığı biraz tartışılır, sağlıklı olması, ancak herkes tadının enfes olduğunda hemfikir. İşte Rumeli mutfağının o ilginç lezzeti. Maşallah. Üsküp simit poğaça. Üsküp'ün meşhur yemeği. Karbonhidrat arası karbonhidrat ama çok lezzetli. Rumeli camiasının en meşhur böreklerinden bir tanesi de budur. Rumeli mutfağının börekleri meşhurdur ama Üsküp simit poğaçanın yeri çok başka. Yokluk zamanında böyle bu şekilde ekmeğin içine koyup vermişler. Tok kalsın diye, doyurucu özelliği olduğu için. Son dönemde sosyal medya işte bu yemeği konuşuyor. İsmi Üsküp simit poğaça ama kimine göre de ekmek arası börek. Sosyal medyada bu yemekle ilgili yapılan yorumlar oldukça ilginç. Baktığınız zaman bir kalori bombası gibi ama lezzetinden herkes çok memnun. Sosyal medyada dolaşan börek çok yağlı. Bu bizimki gördüğünüz gibi o kadar değil. Sıkıntı olur ya adamı gerçekten. Tabii. Damarları tıkar ya. Bağımlılık yapıyor. Ben 3 tane aldım, arkadaşlarıma götüreceğim. Şu an 2 kişiyi, 4 tane alacağım. Üsküp'ün o meşhur yemeğini İstanbul'da sadece Bayrampaşa'da bulabilirsiniz. Ve bu lezzeti bilenler, bu lezzetin farkına varanlar mesafe gözetmeksizin İstanbul'un dört bir yanından işte bunu yemek için Bayrampaşa'ya geliyor. Emin olun bunu Kartal'dan, Kadıköy'den gelip buraya özellikle alanlar. En yoğun günlerimiz cumartesi, pazar. 10 taneden hep aşağı alan yok. 11-10.30'da bitiyor, kalmıyor. Herkes bunun hastası mı? Evet. Ve işte o eşsiz lezzetin tadına biz de bakıyoruz şu anda. Yanında çay olmazsa olmaz tabii. Yiyen şişman, yemeyen pişman. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. Efendim, haberin merkezinde Şov ana haberdeydiniz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.